Hürriyet TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli adaylarımız. Hayırlı pazarlar diliyoruz ve Bir Hayat Tercihtir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Biraz ara vermiştik ama özellikle tercih döneminde sizleri bu ekranlardan yalnız bırakmadık. Bu dönemde de öyle olacak. Ekotenjanlar döneminde yine sizlere bölümleri ve programları tanıtmayı sürdüreceğiz. Bunu kimlerle yapacağız? Üsküdar Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenleri, hocalarıyla birlikte yapacağız. Evet, ekotenjan kılavuzu heyecanla, merakla bekleniyor. Öğrenciler kadar en az onların velileri de heyecanlı. 2-6 Eylül arasında üniversiteyi kazanan adaylar gidip üniversitelerine kayıtlarını yaptırdılar. Ama kazanamayanlar da oldu tabii ki. Ve yeni programlar ve bölümler bu kontenjan sürecinde de açıklanacak. Kontenjanlara ilişkin burada hocalarımızdan da ayrıntılı bilgi alacağız. Hemen ben konuklarıma dönmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli hocalarım yine bizlerle. Uzman psikolog Orhan Gümüşer, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Merhaba Şahbaz. Pazar günleri bizi yalnız bırakmadınız. Tıpkı önceki Hayat Tercihtir programlarında olduğu gibi hocam, ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Paylaşımlarınız öğrenciler için çok önemli. Ve diğer bir konumda Ece Tözdeniş, uzman psikolojik danışman. Tercih döneminde onun bilgilerinden çok istifade ettiğinizi düşünüyorum ve sosyal medya üzerinden de tüm sorularınızı, Hayat Tercihtir üzerinden de sorularınızı o dönemde cevaplandırmıştı. Bu süreçte de yine cevaplandıracak. Takvime ilişkin de kendisinden bilgileri alacağız. Hoş geldiniz tekrar. Evet değerli adaylarımız, sosyal medya üzerinden sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? saban.ozve@gmail.com'dan sorularınızı değerli hocalarımla, her türlü sorularınızı, seçeceğiniz programı, bölümü, aldığınız puanı, nerelere yerleşebileceğinizi, kontenjanlara ilişkin her şeyi hocalarımla paylaşabilirsiniz. facebook.com/hayattercihtir üzerinden de tabii ki sorularınızı hocalarımıza paylaşabilirsiniz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir dönemeç, yeni bir viraj. Belki de üniversiteli olabilmek için son şans. Buyurun. Hocam, buyurun için evet. Siz tabii bunu geçtiğimiz programlarda da hep vurguladınız. Kazanamamakla hayat bitmiyor. Tabii ki yeni hedefler, yeni gayretler önümüze koymamız gerekiyor. Bu yıl için son şans ama bu şansı da avantaja dönüştürmek gerekiyor mantıklı tercihlerle, doğru tercihlerle. Hocam bu sürecin sizden başlamak istiyorum. Avantaja dönüştürülebilmesi için öğrencilerimizin neler yapmaları gerekiyor? Velilerinin neler yapmaları gerekiyor? Çünkü tercihlerinde veliler de çok etkili. Buradan girecek olursak ek kontenjanın avantajları nasıl dönüştürebiliriz hocam? Şimdi tabii ek kontenjan meselesi genel kontenjanlardan biraz daha farklı bir tekniği olması gerekiyor. Genelde nasıldı? İşte bütün bölümler sıfırdan başlıyor. Evet. Herkese açık. Burada bir fark var. Boş kalan kontenjanlar var. Boş kalan kontenjanlarda işte bir, bölümler seçilecek. İki, tabii üniversite tercihleri yapılacak. Onlara yönelik bir sıralaması yapılacak. Oraya benim çok aklım ermiyor sıralamayı ama şöyle bir şey var. Yeni açılan bölümler var. Değil mi hocam? Yani birçok üniversitede yeni verilen kontenjanlar var. Onları pek kaçırmamak lazım. Bir de şimdi tabii bakarken bir şeye, 3 aşağı 5 yukarı her okulda, her bölümde kontenjan boşlukları oldu gibi. Programdan önce konuşurken hocam 110 bin galiba. 110 bin bir boşluk var. Bu yeni açılan programlarla ve kaydını yaptırmayan 150 bini bulması bekliyor. Aslında ciddi bir sayı. Evet, şöyle söyleyeyim. Her yerleştirilen adaydan, sınavdan sonra her yerleştirilen adaydan 1,5 tanesi kayıt yaptırmamış, boşluk kalmış demek. Yani az bir rakam değil, 9'da 2 gibi bir rakama tekabül ediyor bu. Bu demek değil ki bu sene geçen seneden daha çok ek kontenjanda bir yerlere girme şansımız fazlaca. Bu sadece şeyle ilgili. Yerleştirilmeyenler, bir de yeni açılan bölümler. Yeni açılan bölümler. Evet, yani aşağı yukarı bir 200 bin kişiden bahsedebiliriz belki böylelikle. İyi bir rakam. Bu rakamın içinde bir yerleri tutturmak da mümkün. Yani yerleşebilmek. Tabii şöyle düşünmek lazım. Ben ne istiyorum? Önümdeki alternatifler neler? Bu alternatiflerden hangisi benim isteğimle daha iyi oturuyor ki? Çünkü girdikten sonra bu artık sizin kimliğinizin, kişiliğinizin bir parçası olacak. Mesleki kimliğiniz. Artık kişiliğinizi tamamladığınız
tamamlandığı noktaya geliyorsunuz. Öyle olduğu için hani bu üniversitenin kültürü bana uygun mu? Bu tercihleri de yapmak lazım. Yani her üniversitenin kendine ait bir eğitim kültürü, bir görüş açısı, bir şey vardı. Ya üniversite, lise gibi müfredatın tek elden belirlendiği, standart yok, kura yapıldığı bir yer değildir. Bir şey kültürü vardır. Bazı üniversiteler daha çok akademisyen yetiştirirler. Akademik yönleri ağırlıklıdır. Bazı üniversiteler daha meslek yüksek okullarına ağırlık vermiştir. Sahaya yönelik. Sahaya yönelik profesyonel yetiştirir. Bazı üniversiteler Ar-Ge üniversiteleridir. Onlar daha çok yayına, araştırmaya, proje geliştirmeye önem verir. İşte bizimki Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi davranış sağlığı ve bilimlerinde ve sağlık alanında. Böyle bir üniversitenin de tabii şey var, yani uzmanlaşan, spesifik olarak uzmanlaşan bir üniversite ve işte dünyadaki trendleri de biraz takip etmek gerekiyor. Evet. Dünyada üniversite kültürü nereye gidiyor? Bütün bunları göz önünde bulundurup o seçimi yapmak gerekecek. Bugün ben programda aslında biraz da şeyi konuşmak istiyorum. Çok fazla insan fikir veriyor öğrencilere. Tercih aşamasında. Tercih aşamasında. Çok fazla kendi referanslarıyla onlara fikir veriyorlar. Hani vermeyin demeyeceğiz, onlara da sormayın demeyeceğiz ama burada en önemli şey şu: bir başkasının ne hissettiğiyle sen hayatının tercihini yapamazsın. Yani çok şey duyuyorum bu son dönemde, özellikle ben de çok gençlerle çalıştığım için klinikte sıkıntı şurada. Soruyorlar birine, işte ya iletişimci olacağım mesela, o örneği çok, herkes iletişim okuyor, onlar işsiz kalıyor. Gidiyorlar işte psikolojiye girecek, ya psikoloji şimdi moda, ne yapacaksın? Ya da işte psikolojiyi yaz diyor, şimdi onda diyor çok para var diyorlar, yani parayı seçmek için falan. Ya da işte diyor mühendis ol diyor, başka bir şey olma. Ya adama bakıyorsun, mühendis olacak bir şey yok yani. O disipline girecek, o denli çalışabilecek bir kimlik geliştirmemiş. Böyle olunca işte birilerinin mesleğinden memnuniyetsizliği ya da o an işte kendisi, hani anlatırken bazen insanlar havaya giriyorlar, başka bir havaya bürünüyorlar. İşte biz yaptık ama yani bizden sonrakiler için çok zor falan diye böyle şey yapıyor, dedikodu yapıyor gibi oldu. Evet hocam. Kafası karışıyor. Çocukların da kafası karışıyor. Anne babaların da. Çünkü hani Ahmet abine danıştılar. Ahmet abi hani ailede işte başarılı olduğu düşünülen birisi. Sana örnek olsun diyor. Ahmet abi evi gidiyor. Ahmet abi havaya girip kafadaki bütün planı alt üst edecek öneriyi bile yapıyor. Yani ona dikkat etmek lazım. Ve özellikle iletişim fakültesinde falan bunu çok yapıyorlar. O konuyu da böyle özel konuşalım isterim. Nedir, ne değildir. Evet. Biraz hocam, sizin alana şey yapayım Şaban. Hocam, sizin bir yazınıza tabii atıf yapmak isterim. Annem seçti, babam işaretliydi, ben okuyorumdu, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, oydu. Gerçekten tam nokta atışı hocam. Kimisinin annesi seçiyor, babası işaretliyor. Çocuğa da sadece okuma kalıyor. Burada biraz önce de bahsettiğiniz hocam, çocuğun kendini tanıması ve ebeveynin onu tanıması çok önemli. Buna ilişkin tabii demeçlerinizi biliyoruz ki yine de ilerleyen dakikalarda da paylaşımlarda bulunacaksınız hocam. Arkadaşlar sosyal medya üzerinden de bizlerle paylaşımlarda bulunuyorlar. Ece Hanım'a dönmek istiyorum. Ece Hanım, aslında tercih sınav sonuçları biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlere ilişkin kıyaslandığında daha doğrusu çok erken, bir hafta gibi kısa bir sürede açıklandı. Evet. Aslında burada açıklanmasının temel amacı olarak ÖSYM, yani ek kontenjan süresini daha kısa, erken alıp öğrencilerin senkronunu sağlamak. Ki şu an kılavuz tarihine ilişkin bir bilgimiz var mı? Zaman neyi gösteriyor? Bunun ilişkin bir takvime ilişkin bilgi verebilir miyiz? Henüz ÖSYM'den gelen resmi bir açıklama yok ama hani öngördüğümüz bir tarih 23-30 Eylül. Ama sizin söylediğinizden yola çıkarak bu sene her şey çok daha erken olduğu için ki Ağustos ayında kontenjanlar neredeyse tamamlanacaktı. Ama öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda ertelendi kontenjan tarihleri. Önümüzdeki haftaya 16'sından itibaren de açıklanabilir. 23'üne kadar da uzayabilir. Hani erken açıklanması nedeniyle biraz daha ek kontenjanların da erken başlamasını bekliyoruz aslında.
Şu anda ÖSYM'den bir bilgi bekleniyor genel olarak. Dilan Hadis Çelik'te tabii ne zaman açıklanacağına dair merakını sorusunu yöneltti ki şu an kesin bir bilgi yok. Ama yok, evet, yani bekleniyor. Ya önümüzdeki hafta 16'sı itibariyle ya da 23 itibariyle, ama 23 itibariyle. ÖSYM heyecan yaratıp her anda açıklanabilir işte. Değil mi hocam? Sürpriz yapıp. Akşam yetiyorsa sabah açıklanmış oluyor. Bu akşam planlar alt üst oluyor. Şey mi? Özellikle bu sene bundan bayağı bir şikayetçi olan kesim de vardı. Hatta kayıt tarihleri, değil mi, size bahsettiğiniz ileri alındı, geri tabii, alındı. Tabii, evet, evet. Planlar, insanların planları, heyecanlı akademisyenleri. Heyecan, evet. Kredi Yurtlar Kurumu da tabii burada heyecanlandıran biri de o 22 Eylül'de başvurularını istemesi de biraz hani acaba 16'sında açıklanır mı? Ama yani 23'ünde de açıklanmış olsa, daha sonrasında da şey yapmış olsa, öğrenciler yine bütün haklardan yararlanacaklar yurtlarla ve burslarla ilgili. Hani orada bir mağduriyet söz konusu olmayacak tabii ki. Ona göre bir sistem belirlenecek. Çünkü ek kontenjanlarda öğrenciler ilk yerleştirmeyle ilgili tüm haklardan yararlanıyorlar. Peki Ece Hanım, kontenjanlara ilişkin bir bilginiz var mı? Biraz önce Orhan Hocam bahsetti ama işte 110 binden bahsetti yerleşemeyenler ve yeni açılan program bölümler bunun, evet, 150 bin hatta 200 bini bulabileceğini söyledi Orhan Hocam, ama bu konuya ilişkin bir sayı var mı? Geçen sene genel açık 80 binken bu sene 109 binlerde şu anda var olan açık. Ama tabii bunlar kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar ve ilk yerleştirme sonrasında. Yeni açılan bölümleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Onlarla birlikte birazcık daha bu sayı artacak tabii ki. Burada öğrencilerin ilk yerleştirmede de, hani öncelikle onu söylemiş olalım, ilk yerleştirmede hep kılavuz inceleyelim diyorduk ama biraz bakılınca aslında ek kontenjan döneminde kılavuz incelemek çok daha önemli. Çok kısa bir dönem var. Bizim ilk yerleştirmede 2 haftalık hatta 3 haftalık bir dönemimiz vardı ama burada 1 haftalık bir dönemimiz olmuş olacak. Ki arada herkesin gözünden de kaçabilir. Bu yüzden kılavuzu çok iyi incelemek gerekiyor. Çünkü yeni açılan bölümler var ve yeni açılan bölümler öğrenciler için büyük bir avantaj. İlk yerleştirmede de olmayan bölümlerde hani 1-2 açık varken yeni açılan programlarda çok daha fazla kontenjan olmuş olacak. Bu da öğrenci için bir avantaj ki puanları da belli olmamış olacak. O yüzden bunlar avantaj. Yani bu süreçte maksimum fayda için kesinlikle adayların kılavuzu iyi okumaları kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle, evet. Ama yine tüm üniversiteler, biz de Üsküdar Üniversitesi'nde ek kontenjan dönemi başladığı andan itibaren öğrencilere hem tercih danışmanlığı hem bölümlerle ilgili bilgi verme konusunda yine tercih döneminde yaptığımız tanıtım günlerini ek kontenjan döneminde de devam etmiş olacağız. Yani öğrenciler okula gelip hem tercihleriyle ilgili hem bölümlerle ilgili detaylı bilgileri alabilirler. Teşekkür ederim. Hemen bir soru. Ya cevap alıp oradan Orhan Hocam'a dönmek istiyorum. Mustafa Aydın'ın bir sorusu var Ece Hanım. Burada tekrar hatırlatayım değerli adaylarımız. Ece Hanım, gün içerisinde gelen sorularınızı kesinlikle burada hepsini soramasak bile hocalarımız, ama Ece Hanım daha sonra gün içerisinde bu sorularınıza kesinlikle cevap verecek. Telefon trafiğiyle de sorularınızı cevaplayacaktır. Mustafa Aydın İngilizce Makine bölümü okumak istiyorum. Yarı özel ama barajı geçemedim, ek tercihlerde yerleşebilir miyim? Dedi. Ek kontenjanda da yine ilk yerleştirme ile ilgili kurallar geçerli. Ön lisans bölümleri için 140 barajını, lisans bölümleri için de 180 barajını mutlaka geçmiş olmak gerekiyor. Hayati Karaca'nın da sorusu var ama Hayati arkadaşımız birazdan sizin sorunuzu Ece Hanım'la paylaşacağım. Orhan Hocam'a ben dönmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden değerli bir isim ve gençleri çok yakından, çok iyi tanıyan bir isim. Hocam, Üsküdar Üniversitesi'ni dinlemek isterim sizden ama onun öncesinde biraz daha öğrencileri, bu tercih sürecini konuşalım isterim. Bazı öğrencilerde, bunu geçtiğimiz dönemlerde de size sordum ama, üniversite, bölüm, şehir üçgeni var hocam. Ve burada gerçekten çok çatışma yaşayabiliyorlar. Acaba şehir mi benim önceliğim, bölüm mü? Yoksa üniversite mi? Bu üçgende hocam öğrenci nasıl konumlanmalı? Neye dikkat etmeli? Ya şimdi şöyle bir şey var. İnsanların tabii kendini nerede nasıl iyi hissettiği de çok önemli. Yani şehir önemsiz desek değil. Önemli mi? Yani, ama bu bir imkan meselesi. Baktığınızda bir taraftan. Çünkü yerleşik ve kadrosunu tamamlamış, laboratuvarlarını tamamlamış üniversitelerin
büyük bir kısmı, hani büyük üniversiteler diyebileceğimiz bu üniversitelerin büyük bir kısmı 3-4 şehirde kümelenmiş durumda. Artık diğer üniversitelerimizde de şehirler var ama üniversiteler var ama bu üniversiteleri henüz yapılanmaları tam olmayanlar var. O yüzden tercih edemeyebiliyor gençler. Haksız diyemiyorsunuz. Ama diğer taraftan şu da var. Başka bir şehre gidip eğitim amaçlı orada kalmak size daha bir bağımsız bir kültür, kendi ayaklarınız üzerinde durma, yetişkin hayata hazırlanırken daha farklı mücadele becerileri kazandırır. Hı hı. Ama daha zorlukları da var. O yüzden bunu imkanlar ölçüsünde de bir şey yapmak lazım. Yani imkanlarla mücadele ederek bir eğitim almak da zor bir şey olsa gerek. Biraz yaşayan bir şehir dışında okuyan Ece şehir dışında okudu herhalde, değil mi? Evet, şehir dışında okudu. Ailesi başka şehirdeyken. Biz şanslıydık. Biz evde yemeğimizi yedik, sabah kalktık. Arkadaşlarımı görüyordum. Yani yurtta falan tabii zorlanıyorlardı. Burada herhalde hani lafı çok uzatmayayım da şehir seçmek özel durumlar haricinde herhalde en önemsizi olmalı diye düşünüyorum. Ama üniversite seçmek önemli bir şey. Hı-hı. Yani çünkü her üniversitenin güçlü olduğu alanlar vardır. Her üniversitenin güçlü olduğu yapıları vardır. Ve onu da araştırması gerekiyor bir insanın tercih yaparken. Yani şimdi bir sürü üniversitemiz var ve o üniversitelerde 3 aşağı 5 yukarı aynı bölümler var. Yalnız şu üniversiteyi araştırırken şu şeyine bakmak lazım. O üniversitenin o meslek alanlarıyla ilgili kültürü ne? Arge mi üretmiş? Mezunlarının özellikle sektörde iş bulma, yükselme, birbirleriyle ilişki durumları nasıl? Sektör, yani Arge olarak ne katmışlar? Sektörel olarak ne katmışlar? Bununla beraber o üniversite bu sektörün akademik ilerlemesinde ne sağlıyor? Hı hı. Yani artık o, hani bir meslek kimliğiniz oluyor ama nereden mezun olduğunuz da sizin aslında o meslekteki bir etiketiniz oluyor. Yani üniformanızın üzerindeki bir şey gibi düşünün bunu, bir röve gibi düşünün, onu taşıyorsunuz. Ve kişiye göre aslında bu kültür verimlilikte değişkenlik de gösterebilir. Yani çok fazla böyle araştırma geliştirmeye yatkın bir insan değilseniz Arge'si çok güçlü bir üniversite sizin için verimli olmaz. Hı hı. Daha sektörel bir insansanız, hani alana çıkıp çalışmayı yeğleyen bir insansanız öyle kültürü olan bir üniversiteyi tercih etmekte fayda var. Bu yani böyle en az şeyden doğru gidersek, etkiliden doğru bu kararı verirken şehir, üniversite en önemlisi de şeydir, alanı seçmektir. Çünkü hani A üniversitesi ya da B üniversitesi mezun olduktan sonra siz becerilerinizi sektörel ya da Arge ya da farklı bir türde geliştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Belki A üniversitesinden mezun olunca bunu daha kolay yaparsınız da B üniversitesinden mezun olunca biraz daha fazla çalışmanız gerekir. A şehri ya da B şehrinde yapmanız da farklı avantajlar, dezavantajlar sağlar da yani o alana yatkın bir insan değilseniz, o alanla ilgili yetenek, ilgi ve gerideki eğitiminizde, geride kalan eğitiminizde o alana dair bir şey yoksa, donanım yoksa tamamen yanlış bir tercih olur ve mutsuz olursunuz. Yani mutsuz olabileceğiniz bir iş yapmak da çok zordur. Hani burada mutlu olmaktan kastım gülelim, eğlenelim, hadi evet, oynaya işimizi yapalım değil ama yaptığınız şeyden, ürettiğiniz hizmetten, bilgiden, bir şeyden keyif olabilmeniz lazım. Yani ömrünüz boyunca devam ettireceksiniz. Yani örneğini veriyordum ya ben, öyle bir hale geliyor ki mesela eşinizi seçiyorsunuz, çok önemli bir karar ama işler yolunda gitmiyor, ayrılıyorsunuz, mesele yok, ayrılabiliyorsunuz yani. Artık o sizin eşiniz değil, bir yabancı oluyor. İmkan icabında mı var hocam? Böyle bir imkan. Ama işinizden boşanmak gibi bir şey çok söz konusu değil. Sizden önce giriyor belki. İşte şimdi siz söylüyorsunuz, uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş. Sadece Ece Tözeniş deseniz, Ece Tözeniş burada ne anlatacak tam şey yapılmaz. Uyanamayabiliriz belki. Hı.
birisi oturmuş oraya bir şey anlatıyor. Ama uzman psikolojik danışman dediniz mi? Aa, bu, ve şurada görevli dediniz mi? Aa, bu, bununla ilgili bir şey anlatacak diye ilgiyi kuruyor insanla. Siz de öyle artık. İşiniz sizin hayatla olan bağınız ve sizle diğer insanların hayatla ilgili ilgiyi kurdukları bağınız aslında. Bütün bunlara karar vermek lazım. Mesela biz üniversitede bir ders koyduk bu yıl ve bundan sonra hep olacak. Üniversite kültürü diye bir ders koyduk. İletişim psikolojisi diye bir ders koyduk. Bunlar bütün bölümlerimize verilecek. Pozitif yani, psikoloji var değil mi? Pozitif psikoloji diye de bir ders koyduk. Evet, pozitif psikoloji uygulamaları diye de bir ders koyduk. Amacımız ne? Hani üreten insanlar yetiştirmek istiyoruz biz. Yani bilgiyi üreten, hizmeti üreten ve üretmekten mutlu olan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Niye? Çünkü bakıyoruz dünyada ya, üniversite kültürünün geleceği alanında uzmanlaşan, yani hem bilgi üreten, hem bu bilgiyi kullanacak profesyonelleri yetiştiren, hem de bu bilgiyi öğretecek akademisyenleri yetiştiren bir üniversite kültürü oluşturmak. Yani bir üniversitenin üç temel bacağı bunlar. Bir de daha sonra hani o bisikletlerdeki denge tekeri gibi bir şeyi düşünün. O dengeyi sağlamlaştıracak olan bu üniversitenin devamını sağlamak gerekiyor. Üniversite sektör işbirliğini kurabilecek bilgiyi üretelim, sektörel bir ürün haline getirelim kısmını yapabilmek. Çünkü dünyaya baktığınızda artık güçlü ülkeler, güçlü toplumlar silahlarıyla değil, ekonomik güçleriyle de değil ha. Bu ekonomik gücü sağlayan şey bilgi artık. Yani donanımlı insan yetiştirmek. Bizde evet, baktığınızda sayılar çok arttı. Kontenjan sayıları öyle böyle eskiye nazaran çok daha iyi durumdayız. Ama herkes bu, üniversiteyle çok rahat olabiliyor hocam, mezun olan. Neredeyse değil mi? Değil mi hocam? Şeyde biz Sait Hoca ile bir programa katılmıştık. Genel tercihlerin olduğu dönem. O kadar bir şeyle aram çok iyi değildir. Rakamlarla hocam, kaç kişi giriyor, liselerden, kaç kişi çıkıyor. Liselerin vermiş olduğu mezun sayısıyla üniversitelerin açmış olduğu kontenjan sayısı eşit tabii, ama önceki dönemlerde kazanamayan bir birikim de var. Evet, normalde her yazdan, tekrardan benim, denemek isteyenler benim var. Hatırladığım şeydi. Sınava girenle açılan kontenjanın arasında 235 bin gibi bir açık vardı. Tabii, evet. Yani düşünün, Türkiye'nin 1990'ların sonlarındaki oranı onda birdir. Yani 1 milyona 100 bin, 2 milyon kişi girse 200 bin kişinin yerleşeceği. Bugün 965 bin falan herhalde genel şeyde. Yani 1 milyona yakın kontenjan açıldı. Ama bunun içerisinde işte artık şey olmalı. Üniversitelerde özellikle yatırımlarını yapabilmeliler. Yani insan, ilk önce insana yatırım yapacağız. Yani gelen öğrenci, aman ben diploma alırım giderim diye düşündüğünde işte o şeye dönmüyor. Bilgiye, güce ve işte mutluluğa dönüşmüyor. Bizim şey vardır, pozitif psikolojide bir otantik mutluluk dediğimiz bir şey var. Hani mutluluk size bir hediye olarak verilmiyor. Yani rastlantı sonucu da elde ettiğiniz bir şey değil. Orada bir çaba göstermeniz gerekiyor. Yani bir çabanın sonucunda elde alınan şey. Şimdi tercih dönemi de bir çabadır. O gözle bakmak lazım. Yani bir çaba veriyorsunuz, geliyorsunuz, puan, sonuçlar çıkıyor ortaya. Doğru yaptınız, yanlış yaptınız. Ona göre bir puan çıkıyor. Bu puana göre en iyi alternatifi nasıl oluştururum da bir çabadır. Doğru. O yüzden hani bakıp şu puan şu, liste bu, ben buradan şunu tercih edeyim değil. Puan bu, liste bu. Bu listenin içinden ben bu puanla kendim için ve üreteceğim bilgiyle diğer insanlar için hangisini seçebilirim araştırmalı. Yani ona bakmalı. Ona bakınca da işte bu üniversite ne düşünüyor, nasıl düşünüyor ve ne yapmak istiyor. Akademisyen mi yetiştirecek? Sektöre birileri mi yetiştirecek? Arge mi yapacak? Bunların hepsini mi yapacak? Alandaki bilgisini, bugüne kadar geliştirdiği bilgisini hangi alanlarla nasıl kullanacak? İşte bizim üniversitemizde şimdi ne var? Mesela insanların kafasında belki şey oluşuyor. Davranış sağlığı ve bilimlerinde tematik bir üniversite diyor. Mühendislik var. Geliyor bu sorular bize de. Yani ben de klinikte çalışırken de. Yani nasıl bir ilişki kurdunuz?
Evet, şöyle bir şey var. Bugün psikologlarla bilgisayar mühendisleri beraber çalışmak zorunda. Evet. Çünkü psikologlar insanların beyin ve davranış ilişkisiyle ilgili bilgilere daha çok sahipler geçmişe göre. Bilgisayar mühendisleri de bu bilgileri modelleyecek teknolojiye sahipler. Bu ikisini birleştirdiğinizde bu bilgi daha çok büyüyecek. Yani beyin arayüzleri yazılabilecek, avatar modellemeler yapılabilecek. Yani diyelim ki işte demansif bir bulgusu olan insanda beyinde giderek atrofinin çoğalıp daha çok kaybı olacağını beyinde onu engelleyecek şeyler ya da işte bizim mesela psikofarmakogenetik laboratuvarımız var. Evet. Davranış bilimleriyle ne ilgisi var diyorsunuz ama o kadar çok ilgisi var ki hangi genetik kodların ne tür ilaçlara cevap verdiğiyle ilgili. Yani bugün işte TÜBİTAK'ta olan bir projemiz var, bir ilaç şeyiyle ilgili. Yani çığır açacak bir bilgidir. Çünkü insanların kronik hastalıklarda neler yaşadığını belki genetikçiler bilmiyor, belki iletişimciler bilmiyor. Onları biz biliyoruz psikologlar olarak, ne hayatlarında zorluk yaşadıklarını. Biz o zorlukları onlara anlatıp o zorlukları giderecek bilgiyi onlarla birlikte ürettiğimizde işte mühendisler de başarılı olacak. Ya da ben hep aşağı yukarı her programda söylüyorum ya, hala şey genetik mesela tıp alanından çıkma bir bilgi gibi düşünülüyor hep. Ama bugün genetikçiler, moleküler biyoloji ve genetik özellikle ziraat sektörüyle birlikte çalışıyor ve bazı ülkelerin ekonomileri bu yüzden tüm dünyada bir ekonomik kriz varken resesyona girmiyor, durgunluğa girmiyor ve ilerlemeye devam ediyorsa yani bir sürü alanı biz birlikte çalıştırabiliriz. Biraz kafamızı ona zorlamamız gerekiyor. Ve işte hani iletişime geleceğim deyip duruyorum ya, İletişimin olmadığı yerde işte davranış bilimlerinden nasıl bahsedilir o şey? Türkiye'de hani hangi meslek ne para getiriyor, ne kariyer sağlıyor? Ona bakılıyor. Yani moda şeylere bakılıyor. Evet. Şimdi iletişimde mesela bir yeni iletişim anlayışı geliştirmek gerekiyor bu ülkede. Ve bu yeni iletişim anlayışını geliştirirken işte artık çevremizde olup biteni, dünyada olup biteni, ne bileyim, çok basit bir şey söyleyeyim. Eskiden diktatör rejimlerin hayatını sürdürmesi daha kolaydı. Neden daha kolaydı? Çünkü bir devlet kanalı, bir tek televizyon oluyordu. Doğru, bir şey oluyordu. Bir tekerleşme vardı. Onu baskıladığın anda insanlar ya bir şeylerden haberdar olamıyordu veyahut da sen istediğin haberleri alabiliyordu. Doğru, kontrol altında. Bugün sosyal medya denen bir şey var. Hadi bakalım bir şeyi saklayın. İşte Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. O güne kadar harekete geçmeyen dünya harekete geçmek zorunda kaldı. Evet, artık açık iletişim var hocam. İletişim var. Yani biz bunu, ama bunun riskleri yok mu? Geçen bir sunum yapıyordum. Bir karikatür gösterdim insanlara. Herkes şey yaptı. Böyle üzerine atladı karikatürün. Ha evet, öyle oldu. Yani bir adam boğuluyor. Diğer herkes cep telefonunu yardım etmek yerine cep telefonunu çıkarmış çekiyor. Herkes haberci olmuş hocam. Ya öyle. Ama herkes muhabir. Şeyden bakıyorsun yani, sunum bitti işte şey yapıyoruz. Evet. Ya orada birileri soru soruyor, cevap alacak. Ama soruyu sorarken de şey yaparken de elinde bir telefon ve sürekli çekim yapıyor. Tuttu, bir şey sorayım dedim yani. Bir cevap verdik, ondan sonra tatmin oldunuz mu cevaptan dedim. Evet evet dedi. Dedim bir yerini eksik bırakmıştım ama dedim, orayı tamamlayabilir misiniz o zaman? Dinlememedi hocam. Çekti o çünkü. Evet. Yani teknoloji maalesef yapmadı. Zaman zaman dezavantajlarını da ama işte biz psikologlar olarak o dezavantajlarını, yani sosyal bilimciler, psikologlar, sosyologlar olarak biz onların dezavantajlarını yoğurlayacak, giderecek bilgiye sahip oluruz. İletişimciler onların etkin ve faydalı kullanımına sahip olur. Yani değişen ihtiyaçlara göre meslekleri yenilemek gerekiyor. Çok doğru hocam. O zaman işte fayda esasıyla olacak. Eski tip iletişim bilgilerine göre siz seçim yapmazsanız yeni iletişim şeyini, mecrasını oluşturamazsınız. İşte o yeni iletişim mecrasını oluşturacak insanlar gelecekte iletişim, yani ben sadece bir hizmet alanı olarak düşünmüyorum. İletişim bir bilimdir.
iletişimi güçlendirecek pozisyona, onun lokomotifi olacak insanları yetiştireceksiniz. Ve bunu istemeler, yani bir taraftan iletişim isteyip bir taraftan diğer insanların ya o alanda iş yok demesine çok bakmamak lazım. Evet. Bugün çünkü herkes psikolog olmak istiyor, seçiyorlar. Ama herkes psikolog olamayacak ki içlerinden. Doğru. Onlar da diğer alanlarla işbirliği yapacak. Birçok alt dalı var çünkü. Hocam dün akşam da artı eksi de İzzet hocamızdı misafirimiz. Profesör Doktor İzzet Bozkurt, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Çok önemli değerlendirmelerde bulundu ki birçok şeyi zaten ortak paylaşıyorsunuz. İçerik üretmeyi biz arkadaşlara öğreteceğiz. Şu an iletişimde kesinlikle işsizlik yok. O sanal bir söylemdir. Biz sağlam iletişimcileri, içerik üreten iletişimcileri bu piyasanın gerçekten ihtiyacı olduğunu söyledi. Pazartesi günü de zaten ya İzzet işte, hocam tekrar konuğum olacak. Çok önemli bir şey. Bu söylediğiniz o kadar önemli ki. Yani üniversiteye şöyle bir yatırım var. Üniversiteye gir adam ol, üniversiteye gir iş sahibi. Ya üniversite sadece iş sahibi olmakla ilgili bir yer değildir. Bugün üniversite okuyan insanlar bu ülkenin gelecekteki lokomotifleri olacaklar. Yani bu ülkeyi dünyada lider ülkeler sınıfında tutabilecek insanlar üniversiteleri olacak. Onlar bilgiyi üretecek. Diğerleri kullanmayı öğrenecek. Onlar alanda insanlara bunu uygulayacaklar, öğretecekler, kullanacaklar. Yani bu topyekün bir şey. Ama hani üniversiteye girdin, iş sahibi oldun ama sen bir şeyi iyi yap, canı gönülden yap, emeğini ver. Zaten o yerini bulacaktır. O şeyi çok yapamıyoruz. Biraz herhalde güven sıkıntımız var. Evet hocam. Yani tekrar sizi dinlemeyi sürdüreceğiz. Sosyal medya üzerinden de ciddi yoğunluk var Ece Hanım. Ben birkaç tane paylaşacağım. Bu arada Muğla'dan da rejiden bir telefon geldi. Bunu paylaşmak istiyorum. Muğla'yı kazanmış çocuğu ama gitmek istemiyor. Ek kontenjandan faydalanabilecek mi? Bu arada bu soru genelinde ek kontenjan döneminden kimler faydalanabilir soracağım ama birkaç tane sosyal medya üzerinden Emre Çetin'in sorusu var. Öncelikle yayınlar, böyle pozitif yayınlar yaptığınız için hocam sizleri kutluyorlar. Sorusu, normal yerleştirmede tercih yapmayan öğrenciler ek yerleştirmede tercih yapabiliyorlar mı? Evet, tercih yapmamış. Hı hı. Şimdi yapabiliyor mu? İnternet ve bazı tabii bilgi kirliliği de zaman zaman internette maalesef. Sosyal medyanın da dezavantajı hocam. Evet. Biraz mutlu bir insan karışık. Bilgi kirliliği de olabiliyor. Burada tercih yapamayacağına dair yazılar okumuş galiba. Ek kontenjan döneminden hocam kimler faydalanabiliyor? Biraz buradan bilgi verebilir miyiz arkadaşlar? Yerleşemeyen öğrenciler, yani ne olursa olsun ilk yerleştirme sırasında yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşen öğrenciler ve özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrenciler ek kontenjan döneminden yararlanabiliyorlar. Hı hı. Ama onun dışında en çok bu soru geliyor. Eğer öğrenci yerleşmişse, kayıt yaptırsa da yaptırmasa da hiçbir şekilde ek kontenjan döneminden yararlanamıyor. Yerleşen öğrenciler sadece ek kontenjan döneminde açık öğretim fakültelerinin kontenjansız programlarını tercih edebilirler. Muğla gitti. Bu şekilde. Muğla, evet, maalesef. Ya Muğla'ya gidilecek tabii, ya orada da şeyi değerlendirmek lazım. Yani bir sene sonra orta öğretim başarı puanı, evet, artık çok daha az etkisi var ama yine de orta öğretim başarı puanının bir yarı yarıya düşecek. Hani onu da çok iyi değerlendirmesi gerekiyor öğrenci. Esra Koca'nın bir sorusu var. İyi günler. Ben tercihlerde yerleşemedim fakat yerleşip de gitmeyen arkadaşlar ek yerleştirme yapabiliyorlar mı? Açıkçası böyle bir şey varsa bu beni bayağı bir korkuttu. Ece Hanım'a sorar mısınız? Teşekkür ederim. Yerleşiyor, gitmiyor. Yapamazlar. Doğru anlıyorum. Yapamaz. Yani yerleştiği andan itibaren öğrenci kayıt yaptırsa da yaptırmasa da, mutlu olsa da olmasa da hiçbir şekilde ek kontenjandan yararlanamıyor. Tabii bu dönemde birazcık daha fazla kafalar karışıyor ama ilk yerleşen öğrenci hiçbir şekilde ek kontenjandan yararlanamıyor. Aycan Vidi'nin bir sorusu. Üsküdar Üniversitesi yeni açılan bölümleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Var mı yeni açılan bölüm ve programlarınız? Genel anlamda var olan, mevcut olan bölüm ve programları Ece Hanım bahsedip ondan sonra yeni açılanlar, avantajlı olan alanlar hangileri? Üsküdar Edu.tr adresinden öğrenciler tüm açık kontenjanları ve minimum puanlarımıza ulaşabilir aslında. Hani web sayfaları da üniversitelerin bu dönemde onlara çok büyük bir yol göstermiş olacak. Bizim bu dönemde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ek kontenjan döneminde
29 bölüme öğrenci alıyoruz. 2 yıllık ön lisans programlarına, ki bunlar da sağlıkla ilgili alanlar olduğu için çok büyük bir avantaj aslında. Optisyenlik, ilk acil yardım, fizyoterapi ve diyaliz programlarının ikinci öğretimleri açılıyor. Odyometri, anestezi, ameliyathane hizmetleri, perfüzyon teknikleri, engelli bakım ve rehabilitasyonu programları da 5 tane programda ilk defa öğrenci alacağız bu bölümde. Tabi buradan şunu da söylemek istiyorum. Yani ek kontenjan döneminde tabii ki ek kontenjan dönemi başında da söyledik. Hani ilk yerleştirmede yerleşen ama gitmeyen öğrencilerle de açık kontenjanlar oluyor. Ya da ilk yerleştirme döneminde dolmayan bölümlerin de kontenjanları sonucunda oluşuyor. Ama 2 yıllık bölümler de hani daha az öğrenci kaldığı için ek kontenjan dönemine. Çünkü bazı programlarda 1-2 tane, bizim de öyle programlarımız var. 1 tane ya da 2 tane açık olan bölümlerimiz var. Ama 2 yıllıklarda aslında öğrenciler için hem 2 yıl sonra iş hayatına atılma açısından, hem dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık bölüm lisans programını tamamlama açısından çok büyük bir avantaj. Yani 2 yıllıkların da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor ki öğrencilere hep bunu da söylüyoruz. Sağlık alanında mutlaka o alandan mezun olan öğrenciler çalıştırılıyor. Bu da istihdam noktasında öğrencilere çok büyük avantajlar sağlıyor aslında. Tabii yani şimdi yeni açılan bölümleri duyunca yani bu özellikle kalifiye insan eksiğinin Türkiye'de en çok olduğu bölümler, ameliyathane hizmetleri olsun, optisyenlik olsun, erken iş hayatı, anestezi, hocam. Anestezi uzman, yani tabii revaçta olan alanlar değil mi hocam? Bunlar yani ihtiyaç olan alanlar. Ya yani ihtiyaç olan tabii sonuçta revaçta da olacak. Evet. Çok fazla ihtiyaç var bu alanlarda. Yani şimdi sağlık sektöründe Türkiye son 5-6 senedir Avrupa'nın en önemli yatırım yapan ülkelerinden bir tanesi. Son 10 yıl 10-15 yıldır da bu yatırımının altyapısını tamamladı ki orası çok önemliydi. Yani hatta şöyle söyleyeyim size. Yani rahmetli Özal zamanından itibaren Türkiye sağlık sektöründe bir atılım hamlesi içerisine girdi ve son aşağı yukarı 10 yıldır da bunun çok şeyini topluyor. Ve bir turizm oldu değil mi hocam? Ve özellikle hani bir kendi alanımız psikiyatri hizmetlerde Türkiye çok iyi giden bir ülke. Optisyenlik bölümünün oldu mesela göz sağlığı ve hastalıklarını da, yani tıpta hem Ar-Ge olarak Türkiye bir ilerleme bir atılım içinde, hem de hizmet anlayışı ve verişi açısından. Şimdi böyle olunca kalifiye insana daha çok ihtiyacınız oluyor. Binayı yapıyorsunuz, laboratuvarı kuruyorsunuz. O makineleri kullanacak, o teknolojiyi kullanacak insan yetişmemiş. Şimdi yeni şeyimiz bu olmalı. Yani yeni hedefimiz ülke olarak biraz da bu olmalı. Bu altyapı tamam, bu binalar tamam, bu laboratuvarlar, bu teknoloji tamam. Bu teknolojiyi kullanacak ve halkın faydasına sunacak olan profesyonelleri de yetiştirmek lazım. O yüzden sağlık alanındaki bölümler mezunlarına müthiş ihtiyaç var. Hemşirelikte falan da işte düne kadar hemşireliği çok şey yapmazdı insanlar. Yani böyle bir kariyer mesleği olarak düşünmezlerdi. Bugün bakıyorsunuz hemşirelik kendi içerisinde şey yapan ilk Hacettepe'de herhalde 70'lerde başlayan yüksek lisans eğitimleriyle falan. Bugün bakıyorsunuz hemşirelik başı başına bir kariyer mesleği. Yani ve dolduruyor. Neden dolduruyor? Çünkü bundan önceki kadrolar iyi çalıştılar. Evet. Yani o mesleği, uygulamasını, bilgisini iyi geliştirdiler. Bugün bu alanda daha yetişmiş kadrolara ihtiyaç oluyor. O yetişmiş kadrolar daha iyi uygulayıcılar yetiştiriyor. Tamam, bununla beraber işte şimdi bu alanlarda da arkadaşlar yetişecek ki şey yapsın, yani bu kalite artsın. Bu kalitenin artması demek bir, ülke ekonomisine fayda. Doğru. Her açıdan. Şimdi artık sağlık turizmi denilen bir şey var. Yani bu yatırımları yapan kurumlara fayda. Bu yatırımlar, bu kurumlarda eğitimini alan insanlara fayda. Bu insanlardan şey yapan, hizmet alan insanlara fayda. Yani hepimize fayda. Evet, hepimize hocam. Fayda olan şey de revaçta olur zaten. Evet, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sosyal medya üzerinden ciddi sorular var. Ben birkaçını yine Ece Hanım'a sormak istiyorum. Mesela Ece Hanım, Sümeyye Kahraman
biraz önce cevap verdiniz ama ilk yerleştirmede hiç tercih yapmayanlar ek tercihlerden yararlanabiliyor evet, mu? Yararlanabiliyor. Bir de hep tartışılır, konuşulur bir konu var. Hocam tamam puanlar düşecek mi? Ek kontenjanda durum ne olacak? Ayşen Alış'ın sorusu. İki taraflı tartışılıyor bu tabii. Bir ilk yerleşen öğrenciler açısından, onlar açısından baktığında bir haksızlık gibi görülüyor. Ama kontenjan açıklarına, Orhan Hocam da söyledi, yani ciddi bir kontenjan açığı var. Bu sene de öyle. Kontenjan açıklarına baktığınız zaman da ek yerleştirme döneminden sonra da yerleşemeyenler yine olacak. Yine açık kontenjanlarla üniversiteler eğitim öğretime başlayacaklar. Hı hı. O açıdan bakıldığında da puanların düşmesi bir avantaj olarak gözüküyor. Ama tabii kılavuzu bekleyeceğiz. Her sene bu konu tartışılıyor. Şu ana kadar herhangi bir düşme olmadı. Taban puanlarla ilgili ek kontenjan döneminde herhangi bir değişiklik olmadı. Şu an için de öyle bir durum söz konusu değil. Olur da çok ekstra kılavuz açıklandığında Hı-hı. böyle bir durum oluşursa o zaman kılavuzu da kılavuzu nasıl temin edecek öğrenciler? O soru yine, da var. Yine geçen ilk yerleştirme döneminde de olduğu gibi ÖSYM Gov.tr adresinden öğrenciler kılavuzu oradan inceleyebilecekler. Herhangi bir kılavuz satışı yapılmayacak. Yine tabii zaman konusunda sorular var. Ece Hanım da Orhan Hocam da biraz önce arkadaşlar programın başında bunu konuştuk. Şu an herhangi bir bilgi yok. 16'sı itibariyle de olabilir. İhtimal yüksek 23'ü sonrası 23'ü haftası da olabilir ama henüz kesin bir şey yok. Olduğu zaman da zaten bu ekranlardan sizlerle açıklandığı zaman zaten herkes duyar onu. Her yerde duyulur. Evet hocam. Onun o kadar derdine düşmesin. Ece Hanım programın sonuna geliyoruz. Son olarak buradan tercih yapacak arkadaşlara, adaylara neler söylemek istersiniz toparlayıcı? Neler söylemek istiyorum? Ek kontenjan dönemi birazcık daha farklı bir dönem. Biraz daha farklı kuralların olduğu, en başında söylediğim gibi yakalamamız gereken açık bölümler, programların olduğu bir dönem. Hani mutlaka bu dönem içerisinde profesyonel bir yardım alsınlar tercih danışmanları aracılığıyla. Ama yani herkesin gözünden kaçabilir. Lütfen onlar da kılavuzları çok iyi bir şekilde incelesinler. Bir de birazcık daha belki bilmiyorum hocam ne derim ama biraz daha esnek olmak iyi midir hocam alan tercih seçimlerinde? Yani iki mesela yıllıklarda puanlar düşünülebilir. Dört yıllıklarda da belki hani birazcık daha yakındır programı onlar da değerlendirilebilir. Çünkü onun sonrasında bir yılımız daha devam etmiş mesela oluyor. Nereden başlamalı süreç tercihler puan olarak, dilim olarak? Tabii ek kontenjan dönemindeki en büyük kurallardan biri de şu, minimum taban puanı oluşmuş bölümlerde ve program bölümlerde öğrenciler puan aralıklarında kendi puan, yani o bölümün altındaysa eğer kendi puanı tercih edemiyor. Yani biz ek kontenjan döneminde üst tercih yapamıyoruz. Minimum puana eşit ya da onun üstünde olması gerekiyor öğrencilerin tercih yapması için. Yani üstünde olan bir puanla öğrenci tercih yapamıyor. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Ama şöyle bir avantaj var. Yine 30 tane tercih hakları var öğrencilerin ve tablo 3A'dan yani 2 yıllık ön lisans programlarının bulunduğu alandan istedikleri gibi tercih yapabiliyorlar minimum puanını gözetmeksizin. Teşekkür ederim. Avantajları var. Orhan Hocam son sözü sizden almak istiyorum. Son 1,5 dakika lütfen bunu zaman sınırı olarak algılamayın. Son 1,5 dakika. Zaten programın ortasından beri götürdük. Buradan hocam tercih yapacak adaylarımıza, arkadaşlarımıza bu süreçte bir ne söyleyebiliriz hocam? Nelere dikkat etsinler? Bir toparlayalım hocam. Bir kere evet alternatifli olsunlar. Yani meslek demek sadece tek bir şekilde kendine işte bir kazanç sağlayacaksın. Oradan kazandıklarını da işte benzine, gezmeye, tatile oraya buraya ayıracağın bir yer değil meslek. Öyle bir olgu değil. Meslek kendini mutlu hissedeceğin, başka insanları mutlu edebileceğin bir şey olmak. Yani diyelim ki sayısal alandasınız. Sadece mühendis olup da insan mutlu olmaz. Onunla beraber başka alternatifler de var. Onları da değerlendirmek lazım. Onlar bana uygun mu değil mi düşünmek lazım. Bir mesleği seçerken 3-4 tane kriter var. Popülerliği var. Bir kariyer mesleği olup olmadığı var. Bir ne kadar para getirdiği var. Bunların hepsi önemli. Bunların evet. hepsine de önem versinler. Ama sadece kulaktan dolma bilgiyle ya bu mesleğin ekonomik şartları çok iyi deyip öyle bir alana girmek. Hayal kırıklığı yaşarlar söyleyeyim.
Yani evet. Bir bu meslek tamam. Çok popüler deyip ona girmek. Sen o mesleği yapmıyorsan sen popüler olamazsın. Evet, hocam. İyi yapıyorsan olursun. Hı-hı. Hepsinden önemlisi gönüllerinden geçeni akıllarıyla birleştirip bir tercih yapmaları. 2 yıllık avantajlarla ilgili aslında çok konuşulur. Sonra işte yani evet. LYS kapısında beklemek mi, DGS ile geçmek mi? Bir sürü farklı alternatif. Yani onun teknik anlamdaki şeyini bu işi yapan insanlar var. Onlardan öğrensinler. Yani evet, bütün hocam. Üniversitelerin tercih günleri olacak. Üsküdar Üniversitesi'nde olacak. Tabii. Ve en önemlisi üniversite kültürüne de önem versinler. Bu üniversite ne anlatıyor? Ne vaat ediyor? Evet, benim üniversiteden beklentim ne? Bu bunu karşılıyor mu? Bu söylediklerini, vaat ettiklerini karşılayacak ne yapıyorlar? Evet, gitsinler hocam. Yerinde teşekkür de görsünler ediyorum. Ve tercih yapsınlar. Çok sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Öğrencilerimiz de çok teşekkür ediyorlar buradan sosyal medya üzerinden. Size çok faydalı bir program olduğunu söylüyorlar. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi müdürümüz psikolog, uzman psikolog Orhan Gümüşer hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sağ teşekkür olun, ederim. Sağ şerefler verdiniz. Uzman psikolojik danışman Ecevit Özdeniz Üsküdar Üniversitesi'nden. Ayaklarınıza sağlık. Evet değerli adaylarımız, Hayat Tercihlik Programı bugün sonuna geldik ama yarın saatler 15.00'ı gösterdiğinde bu ekranlarda yine sizlerle olacağız. Bölüm ve programları tanıtmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.